bölüm 3'te terms and definitions yani tanımlardan bahsedeceğiz ya. Şimdi ben hemen sunumu da ekran sunumu ekrana getirdik pardon. Terimler, tarifler. Bakın şöyle yine ISO 9001 2015'teki terimlerin aynısı. Yani aynı dil ISO 9001'i biliyorsan oradaki terimleri neye ne deniliyor? Burayı da biliyorsun demek. Ama ilaveten ISO 9000'e özel terimler de var burada. Bunları getirdim. Yani counterfeit part işte critical items, key karakteristik, product safety ve special requirement yani burada gelen as yüze özel gelen kırmızıyla da, da özellikle belirttim. E, terimler. Şimdi bu terimleri biraz hızlı hızlı anlatalım. Şimdi counterfeit part e, onaylı olmayan kopya e, sahte ürün demek. Şimdi ya ne alaka diyeceksiniz? Ya yani şundan dolayı standartın standardın devamında bu parçalar, bu parçalar içinde önlem al diyor sana. Yani örneğin mesela işte elektronik komponent, entegre devre alıyorsun ama üzerinde işte falanca marka yazıyor ama gerçekten o mu? Bunu doğrulaman lazım gibi. Kritik ürün var, critical items dediği. Bu da e, herhangi bir şöyle şöyle bir ayrım var. Hatta şu şekilde şu üçünü bir gösterelim. Bakın, critical items, key karakteristik product safety var. Gerçi product safety çok şey değil. Onu sonra üçünü beraber anlatmayalım da bir critical item var, bir de key karakteristik var. Şunu beraber anlatalım. Critical item ya da kritik ürün, şöyle bakın ekrana getiriyorum, tamam mı? Sorun olursa o ürünün ömründe işte güvenlik mesela, bir güvenlik sorunu vesaire yaşayacaksın diyor. Tamam mı? Bu parçanın kendisi olabilir. Yazılım olabilir, proses olabilir. Tamam mı? Critical item. Yani öyle düşün Yani yakıt kapağında e, kullanılan bir conta ve bu contada e, sıkıntı yaşarsan e, yakıt kaçağı olur. Tamam nokta. Yakıt kaçağı zaten. Güvenlik problem demek değil mi? Ama kritik karakteristik o ürün üzerindeki karakteristik. Mesela conta üzerindeki x ölçüsü. Şimdi siz teknik resimleri aldığınız zaman orada kritik karakteristikler olacak. E, o kritik karakteristikler yani bazılarında olacak bazılarında olmayacak. X ölçüsünde o contanın x ölçüsünde işte bir kalınlık ya da bir boy şey e, boyutsal tolerans artık neyse tabii bu özellik malzemenin yapısıyla da alakalı olabilir ya da test değeriyle de alakalı olabilir. Orada eğer bir kritik karakteristik varsa ve orada sorun yaşıyorsan e, bir işte artık ürünün kullanımına ilişkin bir problem yaşayacaksın demek. Dolayısıyla şu ayrım önemli. Yani critical item fonksiyon, parça, software, proses neyse. Ama key karakteristik o e, conta üzerindeki falanca ölçü gibi düşünebilirsiniz. Product safety ürün güvenliği zaten demek. Bir de special requirement var. Özel gereksinimler. Yani özel gereksinimler konusu çok önemli. Bir önceki eğitim şey yani slide'da da bahsetmiştik ya e, standart burada ama yasal yükümlülükler, mevzuatla alakalı işler ya da müşterinin özel isteği varsa onlar bir tık daha yukarıda. Tamam? Yani birbirinin standardı değil. Şey, alternatifi değil. Özel gereksinimlerde müşteri tarafından belirtilen ve yönetmen gereken, işte monitör etmen gereken özellikler. Mesela işte bir e, perçene bir bağlantı düşünelim. X mesela bir e, sana bir montaj resmi geldi ve perçinler var. perçinin bağlantılar var. Mesela o perçinin bağlantının her birine ayrı ayrı teknik resim üzerine onun işte olması gereken ham maddeydi, efendim kullanman gereken perçin tabancasıyla alakalı standartlar vesaire yazamaz yani bu mümkün değil. Ama orada bir işte müşterinin özel standardı vardır. O standartları da sen müşteriden talep etmen lazım. O e, prosedüre atıfta bulunur. Mesela orada bir kalifikasyon testi ister. Bunlar da işte müşteri özel gereksinimleri. Peki bir de standartın kendisine gidelim. Nereye anl anlattık bu bölümde? Bakın bölüm 3 Terms and Definitions kısmında ISO 9001'deki terimlerin üzerine şuradaki terimler var. Tamam. Bunları anlattık. Şimdi artık bölümlerle geçebiliriz. Teşekkür ederim.